işte o muhteşem jeneriğimiz geldi ve hafta sonu oldu efendim. Söz verdiğimiz gibi artık hafta sonları da sizinleyiz. Bugün cumartesi, Erol Köse. Canlı canlı, canlı canlı. Gel, gel, gazete gel. Hemen, bak, ispat. Zoom yap. Gel kardeşim. Kameraman. Geliyor. Uyuyor musun? Ha. Hayret, uyumuyor. Evet, burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? 10 Aralık 2016 Cumartesi. Şu anda saat 10.31. Canlı canlı bütün sabah programları naftalin kokarken banttan burada canlı canlı. Gel, gel. Ajda Pekkan da buradan alıyor. Bülent Ersoy da gel. Evet, çok fazla haberimiz var. Evet, öyle bir dedikodunun içindeydik ki. Sacit Aslan'la öyle bir dedikodunun içindeydik ki ama ona devam etmemiz lazım. O yüzden... Siz haberleri seyredin, biz dedikoduya devam edelim ama aktaracaklarımız olursa aktarıyoruz tabii ki. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de sevgilisi Şeyma Subaşı'nı anmış, neler söylemiş duyalım. Evet, Cem Yılmaz yeni filmine başlayacak. Şimdi sondan başlarsak, Cem Yılmaz bir espri yapıyor takipçilerin adediyle ilgili, bir ironi yapıyor. Piyango çıkarsa diyor, onu bölersem amca takipçi sayıma, her şey böyle olur diyor. Şimdi bir telefonumuz var. Telefonumuzda şarkıcı Fulin var. Fulin canlı yayındayız TVM'de. Bir soru soracağız sana. Aleyna Tilki dün akşam Posta Gazetesi'de manşet yapmış. Emrah Karaduman'la gece samimi bir şekilde yakalanmış oldu arabada. Gerçekten. Evet. Allah Allah. Şimdi Fulin şarkıcı DMC'den albüm çıktı. Salı günü de konumuz olacak. Bu Emrah Karaduman... 20'li yaşlarda olduğunu söylüyor aranjör. Emrah Karaduman kaç yaşındadır efendim? 85'te Erol Bey. Yani kaç oluyor? 32 yaşında. 32 yaşında oluyor. Demek ki evet. Aleyna çarpı 2. Yani Aleyna 16 yaşında sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah Karaduman da 32 yaşında. Evet, reşit evet. olmayan bir kızla ilgili böyle bir durumlar var. Şimdi siz dün bu konuda açıklamalarınız oldu geçtiğimiz evet. günlerde. Ve Cevapsız Çınlama şarkısının da aslında size yazıldığını biliyoruz. Ondan sonra bu ne oldu da bu oyunlar yapıldı? Size hakaretler, tehditler edildi Fulin Hanım? Ya Erol Bey şöyle bir şey var. Aslında ben dün Uçan Kuş TV'de de iki kızın sunmuş olduğu bir maalesef talihsiz bir magazin programı olmuş. Onları izledim. Öncelikle o konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Zannediyorum ki bu kızlardan ikisi de Emrah Karaduman'ın yakın arkadaşları. Ve ben bu konuda aksine ben kendim bu iki insana dava açmayı düşünüyorum. Çünkü taraflı yayın yapmışlar ve benimle ilgili hiçbir şeyden emin olmadan benim hazımsız olduğumu, işte bir şekilde bir yerlere gelmek için bunları kullandığım, Emrah Karaduman'ın kendilerinin arkadaşı olduğunu, işte benim hiç bilinmeyen, şu anda yani böyle hakaretler var. Zaten izlerseniz anlarsınız. Öncelikle bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu şarkı pardon. Alt yazı yazın. Aleyna Tilki ile ilgili açıklama yapıyor diye. Bu şarkıyı bana yazdı demedim. Bu şarkı bana inat olsun diye bana yapılacakken Aleyna Tilki'ye yapıldı. Yani ben böyle bir açıklama yaptım. Tutup da bunu işte Gökhan Şahin bu şarkıyı Fulin için yazmış. Ha sen kimsin ki Gökhan Şahin senin için yazsın. Seni peki, tanıyor mu ki? Peki başka bir şey var. Tarihsel duruma bakılınca siz bir açıklama yapmıştınız. Emrah Karaduman beni aldattığını anladığımda terk ettim demiştiniz. O zaman evet. Aleyna da bana şu tarihte mesaj atıyordu, görüşüyorduk. Demek ki Aleyna Tilki ile mi sizi aldatmış ihtimali var? Evet Erol Bey. Çünkü yaptığı röportajlardan bir tanesinde 2014 yılında Rising Star'da mıydı o? Neredeydi? Evet. Yeteneksizsiniz evet. yarışmasındayken evet. Emrah'ın kendisine görüp ulaştığını, birlikte çalışmak istediklerini ve iletişime geçtiğini söyledi. Biz o sırada zaten beraberdik. Onun dışında zaten Emrah Bey'le başka konularda da aldatmaları falan vardı ama Aleyna'yla da ben varken görüştüğünü zaten sonra biz ortaya çıkardık yani birçok şekilde. Bu durumda tarihsel olarak bakarsak bunlar yani eğer bir gönül ilişkisi varsa kız 14-15 yaşında mı gönül ilişkilerine başlamış oluyor bu 32 yaşındaki arkadaşımızla? O sırada orada 30 yaşındaydı. Evet. Muhtemelen öyle bir şey. Bunları ve daha fazlasını sizinle salı günü konuşacağız ama tabii ki yasal haklarınız saklı. Sizle ilgili itham edenleri dava edebilirsiniz tabii. Evet. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Mersi.
Şimdi ortam karıştı. Çok. Ve 16 yaşındaki bir kızın, reşit olmayan bir kızın Allah. 32 yaşında sevgilisi olabilme olasılığını zaten Erol Köse ne zaman söylemişti? Bir ay önce. Kimse bu konudan çıt çıkmayınca ve dün bu Fulin adlı şarkıcı arkadaşımız patladı. Dedi ki böyle böyle ve Aleyna'nın kendisine hakaret dolu mesajlar, tehditler attığını anlattı bu Fulin. Programımıza da davet ettik. Salı günü anlaşalım. Sacit abi 16 yaşında bir kız. Bu yaşta bu felfecirlik. Şimdi 16 yaşındaki bir kızın tabii tam bu çağında ve böyle de şöhreti yakalamış vaziyette. Kendi boyundan, kilosundan örtüşmeyen bir kazanç söz konusu. Burada kızı şimdi kız daha küçük. Kız daha küçük yani. Aklı ermiyor. Yani burada bence her şey hani akıl bali dediğimiz şey şimdi, daha çok eriyor aklı bence. Ermiyor. Erdiğini zannediyor. Aklı ermiyor yani en nihayetinde de yani düşüncesinde büyümüş de küçülmüş yani, bir hali var. Şey yok yani. Bir bunun bir avantajı gerilik yok. Aklı başında yani aklı başında derken yani yaşının başında yani yaşı var. Biliyor ne dendiğini, ne yapıldığını, kimle yani. Tabii. Şimdi 32 yaşında kendinin iki yaş, iki misli büyük yaş bir adamla beraber olmaya yahut onlar iddialara göre işte bu hanımefendinin de söylediğine göre ne olduğunu biliyor hadisenin. Burada önemli olan annesinin ve babasının buna müdahil olamaması. Yani hadiseye bu kadar seyirci kalınmamalı. Ama o anne ki eliyle kızını gay club'lara çıkartıp cıbıldakların arasında 18 yaşından küçük bir kızı sahne almasını temin edip oradan gelen paraya bakan biz bunu evet, yazdığımızda da kız benim, para benim size ne diyen çok bir kadın. Ayıp. İşte o bu, yani şimdi bu tip olayların karşısında bu cevaplar verilecek en basit cevaplar. Yani kız benim, evet kız senin tamam doğru da. Tamam Allah bağışlasın. Yani Allah bağışlasın, Allah acısını göstermesin amin. De yani bu işe bu kadar seyirci kalmanın manasını zaten konuşuyoruz. Şimdi hocam müzik dünyası, şimdi biz burada herkes birbirini tanır çalışanlar, hı, öyle ya da böyle. Ama müzik dünyası her şeyi duyar, eder. Çünkü şimdi sen bir aranjör diyorsun, o da bir şarkıcı. İyi de bunlar stüdyo çalışmaları yapıyorlar. 50 tane kemancı geliyor, gitarcı geliyor. Hı. Onlardan duyulan rapora göre de bunlar sevgili ve her türlü yakınlık durumları var. Şimdi ve bu kız fazlası erken büyümüş, erken büyümüş. Ama bu esas burada Emrah Karaduman denilen aranjör bu kızı da oyalamış. Bu kızı da oyalamış. Bu kızın parasını da almış. Fulin. İddialara göre, Fulin iddialarına göre. Ve ona dur seni star yapıyorum, dur yaptım, dur yapacağım deyip kendini o da düşmüş 30'a. Hocam bir şey söyleyeyim. Ondan sonra, ama devamında da hep aynı tarz yani çalıştıkları insanlarla bu anlamda. Benim. O da olabilir ama burada olur, sınır ki. Şu. Şimdi Fulin yaşı tutuyor. O 20 küsur yaşında bu kız. Salı günü konuğumuz olacak. Ama daha da belgeli bir şekilde ispat etmeye çalışacaktır en azından. Ama burada yani 14 yaşındaki bir kız çünkü diyor ki bana 2 sene önce başladı bizim diyalogumuz. Evet. Ve Türk Ceza Kanunu'na göre şöyle bir durum vardır. Bilene bilmeyene özellikle de bugün hafta sonu çocuklar da evdedir. Öğrenciler onlara da söyleyeyim. Bakın cinsel istismar yasası nedir biliyor musunuz? Rızası olsa da. Rızası olsa da 18 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişki Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Rızası olsa da. Bunu tabii kişi için kesin olarak söylenmiyor. Genel olarak tabii, Türk Ceza Kanunu'ndaki madde. Bilgilendirme amaçlı. Yani o yüzden bunlar tehlikeli oyunlar. Şimdi bu tip kızlarla, bu tip çocuklarla bu iş yapmak bir sorun. Yani önemli bir sorun. Zaten zor. Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Yani ben öyle kitabı ortasından söyleyen adamım. Ben fazla detaya da girmek istemiyorum. Bu kızların anneleri veya babaları bu işe kumanda etmiyor. Yahut görmezden geliyor. Yahut yüz göz olmak için neyse onun gerekçesi. Onlar bilir. Bir kere o işe müdahale etmiyorlarsa büyük bir hatadalar. Ama daha büyük bir hata kimde biliyor musun? Bu tip yaş grubuyla oynaşan, flört eden, işte sevgili durumuna gelen, tabii. O biraz evvel söylemekte imtina ettiğim böyle cinsel ilişkiler, şunlar bunlar, bir gün buna adları kadar emin olsunlar. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Bir yerde duvara çarpar. Bir yerde bunun abisi, babası, işte kardeşi, şuyu, buyundan bir gün karşı karşıya gelirlerse. Veya fanatik bir fanı. Fanatik fanına demiyorum ama yani
birinci derecede kan bağı olan birinden karşı karşıya geldiklerinde bunun faturasını çok ağır öderler. Bak, yemin ediyorum sana. Senin söylediğin doğru bir şey var. Kız bir de şeyden nemalanmaya çalışıyor. Sürekli ben 16 yaşındayım diyor ve diyor ki ben bir tek benim yaşıma yakın Ece Seçkin var, onu idol ettim. Diğerleri benim teyzem yaşında. Ben 16 şimdi o kız yaşında. Bırak halk bunu küçüğüm. Düşünsün ama sen bunun altını çizersen bu işte fırsatçılık çok olur. Çok sığınıyor ama. Zaten kızı böyle yönlendiriyorlar. Çok o kız biraz büyük. Da böyle yaşından büyük, kendi yaşıyla mütenasip olmayan bu konuşmaları da biraz yönlendirerek yapıyor. Ama burada en önemli olan şey o yanındaki aranjör müdür? Ne herzeyse onu bilemem. O adam 32 yaşında. Bu bir gün söylüyorum bak 23 yaşında diyorsun. Hadi hamur su kaldırır. Yani bir şey söyleyemiyorum ama bir nebze de olsun. Yani o bile sorun. Burada böyle neredeyse onun kadar yani çok yanlış işler yapıyorlar. Vallahi ve billahi bir gün çok başları ağrır. Çok üzülürler. Yani son pişmanlık para etmez Erol. Hocam 16 yaşındayım diyor da gecenin bir köründe magazinlere yakalanmış ve geldikleri i̇şte yer burada ama değil. Burada kabahat kimde ya. Abi? Burada kabahat kimde abicim? Şimdi burada kabahat aslında bunun ebeveyninde değil mi? Söylediğimiz zaman evet. Güçlerine gidiyor. A'dan Z'ye kadar ebeveyninde ana ve babada. Ne kardeşim? Ya kardeşim, tamam bize ne zaten? Beğendim. Tamam bize ne ya? Bize ne de, yani tamam bize ne de? Ama sonuçta herhalde sonuçlandı. Şimdi en nihayetinde bu burada konuşulmasının sebebi ne bunun? Sen basında, medyada... Evet, bugün bu kapak olmuş. Ya böyle yerlerde... Bugün Zoom gir. Zoom gir oğlum. Bugün Posta Gazetesi 16'lık Aleyna'ya 30 küsür yaşında sevgili bak diye. Şimdi bu Posta Gazetesi Doğan Medya Grubu'na da bir etik kurul tayin edildi. 3 kişilik. Evet. Hepsi de profesör. Evet, şimdi bunlar da tarafsız bir yayın organı olduklarını falan feşmeken orada da epeyce bir şişirme var kendi kendilerine. Şimdi demiyorlar mı ki bu etik kurul? Kardeşim ya bu tamam da bunun birinci sayfada ne işi var? Yani şimdi öyle şeyler artık yani bari biz rencide yani, etmeyelim tuz, demiyor. Tuzla koktu kardeşim ya. Ya hocam birinci sayfada esas ne var biliyor musun? Tanju, futbolcu Tanju diyor ki Hülya'nın kızıyla benim oğlum aşk yaşasın. Tamam bu. İtiraz etmem. Yani. Yaşasa da iyi olur diyor. Yani. Bunu şür manşet yapmış. Daha neyi i̇şte konuşuyoruz daha hocam? Daha neyi konuşuyoruz? Peki bu Tanju'ya ne oldu hocam? Bayram değil, seyran değil. Birden şimdi bir kere orada bir şey söyleyeyim ben. Yani şöyle bir düşüncem var. Ben burada ne Hülya Avşar'ın avukatıyım ne Tanju'nun ağzından çıkanı kontrol etmekle yükümlüyüm. Yani ortada bir şey var. Bunların aşk yaşadıkları yıllarla bugünkü yıllar arasında çok köprünün altından çok sular aktı geçti. O günkü dönemde önemli bir skandaldı. Ancak kendi çocukları kendilerinden daha modern ve daha modern değil de daha bilinçli. Daha bilinçli. Ben Tanju'nun oğlunu hiç görmedim basında, tanımıyorum, bilmiyorum. Evet, ama babası kadar Alaturka bir adam olduğuna da inanmıyorum. Kesin. Artı bugün eğitimine Londra'da devam eden kızı da tanıyorum çok Zehra'yı. Çok efendi bir kız. Son derece terbiyeli. Rabıtalı 10 numara bir kız. Hülya iyi yetiştirdi onu. Evet. Evet, iyi. Kızın da naturasında var ki bu verilerini aldılar. Aynen. Tamam mı kardeşim? Ben böyle bir şeyi konuşulmasına hiç gerek görmüyorum. Hiç yakışık alıyor yani, yakışık almıyor. Böyle bir konuyu bari bu tip işlere, bu yani zamanında büyük skandallara sebebiyet vermiş olan bu işlere şu çoluğu çocuğu katmaktan vazgeçin. Bu ne oldu? Birdenbire kendini gündeme getirme çalışmaları. Hülya beni filme koymadı, ayıp etti. Şimdi hocam. Bir de Saadettin işte. Saran üstünde onu da koymadı, ona da ayıp etti. Allah Allah. Sana mı soracak neyi filme koyup koymayacağını? Ya şimdi orada şöyle, orada onu demek, yani bir kere cümleleri yanlış kurdukları için ne demek istediklerini anlatamıyorlar dertlerini ve iş böyle zaten açmazda kalıyor. Dertleri ne biliyor musun hocam? Dertleri bir şekilde gazeteye çıkmak. Aha da bu. Ne çıkıyor? Aha da bak bahsediyoruz işte. Evet. Bu kadar da basit. Ama işte burada başka bir sekonder fayda yok abi. Kimse. Abi ama şimdi burada güzel kardeşim, burada bununla bahsedilmek isteniyorsa başka bir çare bulsunlar. Şimdi Londra'da okuyan, yani tanıdığımız kadarıyla rabıtalı, efendi, terbiyeli, yani ağzından diremli laf çıkan bir kızı kalkıp da varsayımlar üstünden bir yere yerleştirmenin manası yok. O da yakışmıyor. O da yakışmıyor. Ama zaten Tanju çok da diksiyonu... Oğlunu da yakıştırmasına manası yok. Çocukları da zor durumda bırakıyor.
Evet, Down sendromlu çok tatlı bir kızın polis telsizinden yaptığı anons herkesi çok duygulandırmış. Sizlerle paylaşalım istedik. Hep beraber görelim. Evet, yılbaşı öteden beri maliyenin en çok çalıştığı aydır. Ben de buna çok gülerim. Sanki 365 gün bunlar konsere gitmiyor ama yılbaşında kasada maliyeciler oturur. Sizin de başınıza gelir miydi Sait abi? Ya 365 gün o gün kurtuluyor millet. Evet. Maliye o kapıda. Buyurun. Ya arkadaş. Serbest meslek öyle maskeleri. Enteresan bir memleket ki yok bu memleket. Tam bir bu tiyatro. Söylediğiniz yerde beyaz peynir, domates, program satılan yerde kasayı beklerler. Ayda 5-6 milyon doların döndüğü yere gelip matraha 125 bin lira yazılan yere eyvallah deyip dönerler ya. Ya. Ya be, yani akıl, mantık yani. Almıyor. Hakikaten almıyor ya. Hayır, ya gazinoya geliyorsun. Orada bir program var. Hayır, o günle o, kurtaracak ülkeyi. 365 gün devam eden bir çalışma o. Sen o yılbaşı günü gelip oraya oturduğunda yani Makedonyalı İskender gibi oraya oturursun. Çok önemli bir iş yapıyormuş gibi. Ya arkadaş bu kadar önemli bir iş yapıyorsun da merak ediyorum. Kumarhaneler açıkken kasinonun kapısında matrah 125 bin lira yazıyor. Buna nasıl eyvallah diyorsun? Ya. Buna nasıl eyvallah diyebiliyorsun? Onun şekilciliği bir de şurada. Ya kardeşim sen o kasaya oturmuşsun. Adamlar istese o veya bu müessese. O, sen orada otururken başka bir kasada hesaplar 3 kat toplanır zaten. Ya yani. Hocam zaten en Allah büyük Allah. Bak dönüyoruz dolaşıyoruz hep liyakat konuşuyoruz değil mi? Ya denetimi o tarihte denetimi hayatında 100 dolar alıp yurt dışına gitmemiş. Hayat ömründe 52 destek kağıdı alıp pişpirik oynamamış adamlara denetim yapıyor. Hadi buyur. Neyi nereden bu adamın, anlayacak? Bu adamın soru yani konuyla ilgili takip edecek. Konuyu anlaması bir ay. Bir ay mı? Hangi bir ay? Bu konuyu öğrenebilmesi için 5 sene lazım o soruyu sorabilmesi için. 4 tane kasanın olduğu yerde bu adam hangisini takip edecek ya? Turnike koydular. Turnikenin buradan giriyorsun turnike. Evet. Turnikenin çıkışı duvara. Tabii dümen yani. Duvar. Aa. Diyemedi ki bir kişi. Bu duvara çıkıyor. Bu niye, nasıl bir yani bu nasıl bir sistemdir diyemedi. Ondan sonra geliyorsun işte Kıbrıs'ta yılbaşı akşamı 150-200 bin lira alan adamı denetliyorsun. Ya bunlar 365 gün Kıbrıs'a gidiyorlar be. O zaman aklın neredeydi? Bunlar her hafta gidiyorlar oraya. Ama bence Türk televizyonları en azından bugün müjdeli haberi aldı ve kurtulacak. Çünkü Ece Erken evlenme programına katılacakmış. Vay, Türk televizyonları vay. Ya bu anda, laftır yok, ya. Gerçek ben bir haber. Ben de yani. Evlenme programına katılacağım. Artık bu da doğruysa gerçekten. Yani oraya oturacak aday olarak mı yani? Ama iyi para verdilerse gider abi. İyi para verdilerse gider. Ama bir TRT'de şimdi Ece, şimdi Ece Erken de oraya oturursa. Ama izin tamam. Vermezler ya. Amenna. Bunlar hala bu program başlarken burada gördüğünüz kişiler gerçektir ve olaylar gerçektir diye uyarı verecekler mi? Vallahi ben dün lise arkadaşımı görünce şok oldum. Bugün arayıp soracağım kendisine ve cevabı alacağım. Yani ama para karşılığı gitmeyeni biliyorum. Evlenme programlarında Hanife de bu arada ayrılmış, bırakmış. Dün gece ya, niye? Saat 00.39'da Twitter'da ve birçok haber Hanife portalında bana mail geldi. Bayhan'ın sevgilisi evet. miydi? Hanife, ya çünkü bir şey söyleyeyim sana. Şimdi tabii ismini vermiyorum. Bir hesap açılmış bu şeyde, ne derler, Instagram'da. Bunların bütün foyalarını ortaya döken bir hesap. Eyvah. Kimse itiraz da edemiyor. Ece Erken'i arıyorum, uyuyor galiba, evet. Şimdi Hanife de o niye bıraktı? Çünkü artık iş öyle bir yere gitti ki adayların ailelerine, annelerine, babalarına, kendilerine menfi olarak sirayet etti. Çok kötü sonuçlar gelmeye başladı. Yani evet. insanların ilerideki hayatlarına engelleyecek problemler olmaya başladı. Evet, kesinlikle. Evet, usta spiker Mesut Mertcan yıllar sonra TRT ekranlarında yeniden haber sunmuş. Görelim o güzel anları. Evet, tabi bunlar yani bir kedinin böyle bir şey yapması mümkün değil. Tabii ki de değil. Bunlar stop motion tekniğiyle yani bir kareyi çekiyor, bir hareketi yapıyor. Sonra kediyi hazırlıyorlar, bir hareket daha yaptırıyorlar. Sonra onları aralardaki o giren çıkan insanları kesip tık tık tık
stop motion dediğimiz bir tek öyle olsa gerek yani kedi de namaza başladıysa yok ya tabii canım yani. Ya tamam her şey montaj. Ya bence komple bu şeydir yani animasyon gibi bir şey yakından da görmüyoruz onu yani. Bile yaptıramazlar. Ama çok ya, şeker. Kediye... Çok yani. Şeker. Nasıl yapsın onu? İmkan var mı ya? Ya bu kediler kadar şeker en şeyler yok yani. En sonunda elini göğsüne koyduk kedi zaten bükemez. Bu arada Ata Demirer'in yeni filmi gerçekten Ata'nın da banko bir müşterisi var. Ya, hep söylüyorsunuz ya tam dört dörtlük bir sanatçı. Müzisyenliği, evet. Taklidi, osu busu. Çok. Bir de siz seviyorsunuz. Çanakkale ağzı ha Sacit abi. Ona yakışıyor. O saz üstadlarını görüyorsunuz değil mi ne onda? Yaptı be? Ben mesela Eyvah Eyvah'ta hep öyle görüyorum. Yani o görüyorum tabii. O, onun olduğunu. İyi yani, özümsemiş onu. Çok. On numara. Sindirmiş. Zaten aslında neyin avantajını yaşıyor biliyor musunuz Ata Demirer? Şimdi Ata Demirer geçmişte zaten piyanist şantör. Komedyen değil. Yola piyanist şantör olarak başlıyor. Fakat şarkıların arasına espriler falan yerleştiriyor. Sonra müzik dünyasına bir bakıyor. Tarkanlar çıktı, Mustafa Sandallar çıktı. Fiziksel olarak onlarla baş edemeyecek. Ondan sonra diyor ki ben komedyen olayım be abi ya. Ve sonra ilk Star TV'de Sibel Can Show'un içine bunun parodileri yerleştirildi. O yılları hatırlarız. Sonra kendi oradaki tiplemeler tutunca Korsan TV diye bir şovu başladı televizyonda. Sonra da gerisi geldi yürüdü. Ama filmlerinde de o müzisyenliğinin avantajını yaşıyor. Şimdi kabiliyetli bir adam bir kere. Kim ne derse desin. Yani o başka bir iş. O öyle çalışmakla falan olacak bir iş. İçinde var. Ben, içinde var adamın. İçinde ve var. Çok severek yaşadığı yapıyorum. Ortamı da iyi özümsemiş. O yani onu kafasında şimdi orada senin söylediğin gibi Çanakkale'ler ya işte Balkan devletlerinden zaman zaman buraya göç edip gelenlerin o şivesi yani onlar normal hayatlarını yaşıyorlar. Bu öyle bir adam evet, değil ama evet. Onu alıp aynen kendi kabiliyetiyle örtüştürüyor. Sabah gözünü açıyorsun öyle geliyorlar. Günaydın ne yaptı be? Ne yaptın be ya? Evet. Bence be. Sırada neler var? Sırada Meryem Uzerli, Ozan Güven aşkı tekrardan mı alevlenmiş? Görelim. Dublörler önemli. Evet, Tolga Çevik'in oynadığı duygusal bir film ve birebir bir Kore filmi. Yakında hepsini gözleri çekik çekik olursa hiç şaşma. Kore filmi birebir kare kare aynı. İşte Sait abi ben dizilerde tema alınması ama ya yönetmenlik nerede kalıyor ya? Çekim açıları bile kare kare o. Yani hikayesini alabiliriz ama bir yönetmen bir yorum katar ona. Başka bir yorum katar. Açı aynı yani. Elini böyle yapıyor, elini böyle yapıyor. Oradan çekiyor, oradan çekiyor. Bütün Özcan Deniz'in filmleri de öyle. Kore. Ve bir de Özcan Deniz yalan söyledi. Ben bir önceki filminin Kore olduğunu yazdığımda yalanladı. Sonra ben afişini yayınladım, linkledim. Hemen kabul etti. Yani bunlar zannediyor ki artık insanlar bir kendileri görüyorlar o filmleri. Kimse uyanmaz ya, kanka. Gerçekten. O eskidendi. İnternet dünyası yokken de o. Herkes her şeye saniyede ulaşıyor artık. Doğru. O Muhteşem Yüzyıl'da fragman yerde kaldı. Orada bu Kösemi'de mi bıçaklıyorlar? Ne oluyor? Orada bir şey ben var ya. Ben seyretmiyorum. Onu abi, seyretmiyorum. Siz nereden biliyorsunuz? Bak izlemiş demek ya ki. Ya hocam şey izlemedim. Fragmana denk geldiğinde bakıyorsun fragmana görüyorsun. Ama yarım kaldığını nereden biliyorsunuz? Şimdi, ya daha önceden fragmanı gördüğüm için ha, söylüyorum. Ha fragmanı gördüm. Söylüyorum izledim yani fragmanı gördüm. Onu nereden için. Anlarız biliyor musunuz abi? Şu anda 5 dakika önce internete düştü. Televizyonlarda da yayınlanmadı. Yeni fragmandan anlarız. Kösem öldü mü, sağ mı, sağ mı? Hayır, yani bu dün yayınlananın. İşte dün ölmesine imkan yok. Tabii. Dün yayınlandı. Ben sorunuzun cevabını da biliyorum. Ama yeni fragmanda izleyelim. Çünkü ömrümde ben bu kadar kötü bir piyes, ronk, ilkokul düzeyinde bir dizi izlemedim. O yüzden de haberde ne dedik? Oyuncular para alamıyorlar. Zaten orada oynadıklarına şükretsinler demiş yapımcı. Evet. Ama hepsi için değil canım. Hepsi için değil. O yani ufak rollerdeki için söyleniyor. O. Erol Köse gülmek tamamı için değil. Seyretmiş. Ben onu bile yapamıyorum. Başrolde mi öyle? Hayır. Haberin iddiası o. Ödemeler gecikmiştir. Olabilir. Ödeme yani şimdi başroldekiler için böyle bir şey söz konusu olmaz da belki daha yan rollerde ve aşağıdaki... Abi yarı etik anlaşması yaptılarsa... Fragmanı izleyip yani? Konuşalım ha? İstiyorsanız. Nasıl yani? Onu konuşalım dediği gibi. Hı-hı. Fragmanı izleyelim. Tamam seyredelim arkasından. Yine fragmanlar çok iyi çok buyurun. İyi bir şey var zannettiriyor. Evet çok enteresan. Ha burada da söyleyeyim.
Hürrem bir saldırıya uğradı. Hürrem diyorum. Kösem bir saldırıya uğradı ama sanırım tarihsel yani onu da hançerlettiler orada yani. Evet evet. Kösem'i de Kösem de hançerlendi. Aksiyon olsun diye ama sanırım ya tarihi değiştirecekler ya yazılı tarihi ya da sonunda bir iyileştirmeyle bir rüya sahnesine bağlarlar. Rüya gördüm. Şey yani bu... Ama ömrümde hatta eşim kızdı bana bunu nasıl yani vaktimizi buna nasıl harcarsın vallahi diye. Valla haklı. Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nde seyrettiğimiz o durağan diziler var ya o Brezilya dizilerinden bile daha kötü. Bu kadar berbat bir şey olamaz yani. Ya abi bu memleketin zaten yoktur bile. Kültür Bakanlığı yok mu ya? Yok mu ya? Bu, ya kardeşim sen ne yapıyorsun demiyor mu kimseye ya? Ya Kösem'i de mi artık hançerlettin ya? Ondan bıçakladınız ya. Yani Kösem Sultan'dan bıçaklandı yani. Buraya kadar geldi mi iş ya? Oldu oldu. Ama şöyle bir durum var. Kesinlikle tansiyon yok. Ben şimdi şeyi bekliyorum. Şimdi bu dizi böyle yürümez. İki nedenle yürüyebilir. 12. olmuş. Evet. Kaç şehir almış? 7.82. Şehir. Evet. Evet. Burada temelinde şu var. Kaçtım kaldım. Temelinde şu var. Dış ülkelere satıp parayı kazanıyorlar ya. Onu temin etmek için burada burayı şu bahsediyorlar. Ya hocam şimdi dış ülkelere satıp parayı kazanıyorlar. Amenna da bu bir şimdi buradaki tarihi şahsiyetlerin adı geçiyor. Bu Kösem'in adı burada Fatma değil abi. Yani Fatma'dan bahsetmiyorlar. Ayşe'den bahsetmiyorlar. Yani 4. Murat dedikleri padişah 4. Murat. Öyle mi? Ben mi yanlış görüyorum? Yani benim gözümün tavuk arısı var. Ben yanlış seni söylüyorum. O zaman ben şunu söylerim. Ay gidiyor Fatma'ya. Selam söyle Fatma'ya. Yani bunu buradan o zaman bu isimleri değiştirin. Yani bunu tamamen bir hikaye haline getirin. Bence yani devlet tarih konularda bir zaptırap yapmalı. Osmanlı'nın ve tarihin, Türk tarihinin ve Osmanlı tarihinin esas şahsiyetlerinin adını kullanarak senaryo yazamazsın. Diye bir kanun yok ama işte. Ya işte o kanun, yazılı bir kanun yok. Ama olması mı gerekir? Sizce öneriniz bu mu efendim? Şimdi İngilizler bir tarihi bir iş yaparlarken Queen Elizabeth'in ya işte o seyrettiğiniz yabancı dizilerde tamamen ya hayal ürünü yapıyorlar, tamamen hayal ürünü. Ya da oradaki şahsiyetlerin adını verdiğin zaman yani Winston Churchill'in adını verdiğin zaman sen orada hayalinden bir senaryo yazamazsın. Yazdırmazlar sana. Ondan emin yazdırmazlar hocam. Yani sen İkinci Cihan Harbi'nde ilgili bir dizi bir film yapıyorsun. Ya bir dizi yapıyorsun ve burada Winston Churchill karakteri var. Bu karakterin yaşamadığı, yaşanmamış efendime söyleyeyim İngiliz tarihinden ya İkinci Cihan Harbi ile örtüşmemiş bir hadiseyi kafanda senaryo olarak oraya yazıp da oraya da başını da Winston Churchill'i koyamazsın. Yapamazsın böyle bir şey ya. Yaptırmazlar sana ya. Yani sen şimdi... Ama sen bir şimdi şey bak, söyleyeceğim. Şimdi Osmanlı yakın geçmiş. Müsaade buyurun. Osmanlı tarihi içerisinde iki tane dominant kadın var. Bunu müteaddit defalar söylüyorum. Biri Hürrem tek eşliliği padişaha kabul ettirmesi hasabıyla. Biri de fiili olarak oğlundan dolayı devlet işlerine müspet manada, o gün müspet manada, bugün menfi. O tartışmaya açık. Müdahil olmuş iki tane dominant kadın var. Bunun biri de Kösem Sultan. Hı hı. Sen şimdi Kösem Sultan'ı burada bıçaklatıyorsun. Okudunuz mu böyle bir şey? Hayır, ama burada Osmanlı tarihini de irdelemek lazım. Nedenli doğru. Şimdi bu. Abicim şimdi, bu memlekette Osmanlı tarihini irdelemek mi lazım? Topkapı Sarayı'nın orada bunun arşivleri var. Hayır, şunu söylüyorum. Winston Churchill yakın geçmiş ya. Buna vakıf olunabilir. Ama Osmanlı tarihi şimdi yazılanla olduğu gibi yazılmayan da vardır. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Affedersin. Ben bu konuda ikna olmam abicim. Bir memleket kendisinden ilgili ya hikayeyi yazacak yani hayal ürünü yazacak bu isimleri kullanmayacak. Bu bir hikayedir. Bu bir efendim masaldır. Aynı Simbad gibi seyredeceğiz biz bunu. Tamam mı kardeşim? Bir de papağanı vardı Şila. Tamam. Simbad gibi bir film çevirirsen amen. Nasıl? Bir söylenecek hiçbir laf yok. Hayal ürünü bir hikaye çeviriyorsun. Yok, şimdi burada Kösem Sultan'ı en nihayette bıçaklatıyorsun. Orada 4. Murat gibi bir iddialı Osmanlı'da adı yani hakikaten iddialı bir padişah bu ona gelme canım. Yani, kanuni yataktan çıkmayan bir adam yaptılar yani.
Ya işte ben de onu söylüyorum zaten. İşte benim de acaba devlet niye karışmıyor? Yani niye, bilmiyorum ben de. Bu kadar Osmanlı'nın tarihine sahip çıkan bir, kendini paralayan bir sistem var. Acaba uluslararası kanunlar mı el vermiyor? Yani bu film sektörü. Başına da bu olayların gerçekle alakası yoktur yazıp iteliyorlar ya. O zaman isimleri kullanma kardeşim. Bütün ama kullanmasına engel de bir şey olur yok mu belki. Ya, ya bu memlekette istendiği zaman ne kadar kestemperane sudan sebeplerle hapislere müdahale ediyorlar evet, da. Evet, yasa teklifimizdir. Yani, bir yasa teklifi de nereye gelmeli? Sen bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bu memleketin vatandaşı olarak bu tip bir şeye üzülmüyor musun? Abi üzülüyorum. Yani bu şimdi senin yükselme devrinin en önemli padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman gibi bir adam, bir devasa bir adam, muhteşem Süleyman. Esas ben neye üzülüyorum biliyor musun? O adamın kendini kabul etmiş bir adamın, böyle bir adamın oda oda gezmesi ve kadın peşinde koşacak hale getirilmesine üzülmüyor musun? Üzülüyorum. Peki, 4. Murat gibi, Kösem Sultan gibi bu kadar dominant şahsiyetlerin bu, yani sokakta orada gelip bir tane sapısilik zibidi Kösem Sultan'a hançerleyecek. Yani bu yani bunun bu ne o? Peki şuradan bakalım. Biz üzülüyoruz. Peki muhafazakar ve Osmanlı'ya bizim hassasiyetimizden de daha büyük hassasiyet içinde olan iktidar buna bizden daha çok üzülüyordur. O zaman bir şey yapmıyorsa demek uluslararası kanunlar buna İzleyici engel. Gereken cevabı veriyor. Evet. İzlemeyerek. Bu, evet. Altı şehre düşmüşse evet. Yani bir magazin programının aldığı şehre düşmüşse evet. Bitti gitti. Gebermiş demektir. Hem nasıl? Yani. O zaman ama, bakalım kaç bölüm dayanacak. Esas diğer facia nerede? Evet. Diğer facia da şimdi Sacit Aslan'ın eleştirilerine mazhar olmuş bir dizi. Vatanım o geçen sensin. Hafta kolajına bakalım. Evet, Vatanım Sensin dizisinde neler olmuş görelim. Buradayız yine. Evet, toplumsal olarak bir gerginlik var. İnsanlar bir gün Kerimcan'ı dövüyor, bir gün Orhan Ölmez'i dövüyor. Hamile bir kadın tekmeleniyor ya. Bugün, dün parkta. Yani toplumsal bir cinnet var. Allah herkese akıl sağlığı versin, sabır versin bu düzende. Amin. Ama yani demek ki bir gerginlik var. Her şey iyi olur inşallah. İnşallah tamam. Daha iyi günlerle beraber sizlerle daha güzel, daha neşeli, daha keyifli programlar yarın yaparız. 10.30'da yine haftanın kolejiyle birlikte olacağız. Evet, yarın yine sizlerle olacağız. Saatler 10.30'u gösterdiğinde. Bugünlük de bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.